Manşete hoş geldiniz. Ruh halimin güvercin tedirginliği. Neden böyle bir KJ'yle çıktım? Bunu yayının sonunda anlayacaksınız. Hrant Dink. Hrant Dink'in katlinin yıl dönümü yaklaşıyor ama tetikçi Ogün Samast'ın tahliyesi konuşuluyor. Türkiye'de gündem bu. Ve bu fotoğraf o katledildikten sonra çekilmişti. Ve özellikle ayakkabıları, delik ayakkabıları da nazara verilmişti. İstanbul'da güpegündüz. 19 Ocak 2007'de, yanılmıyorsam bir cuma günüydü, öğlen saatlerinde o kadar işlek Şişli'de, o kadar işlek bir caddede her saat binlerce kişinin geçtiği vurularak öldürüldü. Vuran kişi tetikçi Ogün Samast'ı, 17 yaşındaydı ve hemen bir gün sonra gözaltına alınarak tutuklandı ve yargılandı. Ardından bugün tahliye edildi. Ne olduysa oldu, yargılama safhatı, ama bu bir siyasi cinayetti ve bir örgüt faaliyetiydi. Çok net, belli. Maalesef aradan geçen yıllar içerisinde, ki yaklaşık 17 yıl oluyor. Yaklaşık 17 yıl içerisinde boyutları, irtibatları, ilişkileri neyse aydınlatılmadı. Bir takım şeyler ortaya kondu. Esasen puzzle'ı birleştirdiğinizde ortaya bir resim çıkıyor ve ortaya çıkan resim devlet resmi. Yani devletin bilgisi, onayı ve izniyle ve onun gözetiminde işlenen bir cinayet olduğu ortaya çıkıyor. Öyle olduğu için de faili belli olsa bile failleri meçhul bir cinayet. Tüm devlet cinayetlerinde olduğu gibi. Agos gazetesinin genel yayın yönetmeniydi ve Agos binasının önünde katledildi 19 Ocak 2007'de. O gün 17 yaşında olan Ogün Samast derdest edildi, tutuklandı. Bağlantıları kısmen ortaya çıkarıldı ama üzerine gidilmedi. Bir kısmı içeride, Yasin Hayal gibi, ama hala aydınlanmamış pek çok konu var. Bu tartışılıyor. Neden tahliye ettiniz? Bu mudur cezası? Yani Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in tutukluluğu devam etse bile neden buna göz yumdunuz ve neden o gün Samast'ı tahliye ettiniz? Ve neden izlediniz? Neden bir örgüt soruşturması açılmadı ki? Zaten örgüt soruşturması açılsa cezasına bir 10 yıl kadar daha ilave oluyor. Terör örgütü soruşturması açılsa adi bir cinayet yargılamasıyla cezasını tamamladı ve çıktı. Esasen cezasını birkaç yıl önce tamamladı. Fakat bir gardiyana bıçakla saldırdığı için ilave bir ceza aldı. Ondan dolayı da birkaç yıl daha yattığı konuşuluyor. Yani belli ki 16 yılda değil 14 yılda çıkacakmış veya 13 yılda çıkacakmış. Tabii çocuk olması, çocuk mahkemesi veya çocuk cezaevi gibi süreçlerden geçmesi neyse bu durumu hafifletiyor. Yani hakkındaki ceza ve infaz işlemlerini düşürüyor. Belki de onun için seçildi. Yani belki de onun için 17 yaşında biri seçildi Hrant Dink'i öldürmek, katletmek için. Bu çok konuşuldu. Bu fotoğrafı ve görüntüleri yayınlayan gazeteci Ercan Gün 15 Temmuz'dan sonra tutuklandı ve sırf bu yüzden yıllarca özgürlüğünden mahrum edildi. Fakat gerek fotoğraftakiler gerekse o zihniyet neyse bunun üzerine gidilmedi. Aslanım kaplanım diyen insanları, onu yüreklendiren insanları bir gün önce Hrant Dink'i cadde ortasında katletmiş. Hrant Dink olmasa bile bir insanı cadde ortasında katletmiş bir sivili. Katletmiş bir insanın eline bayrak verip onu yüreklendiren ve ona kahraman olduğunu atfeden insanlar, böyle fotoğraflar çektiren insanlar nerede ne yapıyor acaba? Jandarma, polis. Üzerine gidilmedi ve geçen zaman içerisinde o gün Samast 16 yıl küsür ay yattıktan sonra, işte bu da son görüntülerinden biri, 30 küsür yaşında, 17 yaşında girdiği cezaevinde 30 küsür yaşında çıktı. Ama Hrant Dink'in kanı yerde. Hrant Dink cinayesi aydınlanmış değil. Adalet Bakanlığı 2022'de denetimli serbestlik hakkı kazandı, yararlandırılmadı diyor. Bir yıl sonra yararlanmış durumda. Yani denetimli serbestlik olmasa bile cezasını tamamlamış durumda. Şimdi işin birkaç yönü var. Yani bu konuyu kritik ederken. Ülkenizde yasalar belli. Cinayet suçunun cezası da belli. İnfaz yasaları da belli. Ve ceza batıdaki gibi ağır olmuyor cezalar burada. Cinayet suçunun cezaları. Maalesef. Yani karısını deşen, öldüren, işkence eden insanlar bile o gün Samast'tan daha az yatıyor.
Terör ve siyasi suçlar müstesna. Yani terör kapsamına sokulduğunda cezalar bir anda müebbete dönüyor. Cinayet suçluluğunda bile, ki ağır bir suçtur ve Batı'da cinayet suçluları, tecavüz suçluları çok ağır suçlardır. Bir daha gün yüzü görmezler. 40 yıl, 50 yıl yatarlar. Şartlı tahliye hakları falan yoktur. Cezasında indirime falan gidilmez. Ne kadar iyi hal gösterirlerse göstersinler. Birazdan başka örnekler vereceğim. Fakat Türkiye'de böyle değil. Elbette Hrant Dink gibi sembol isimler söz konusuysa Abdi İpekçi cinayeti zanlısı Mehmet Ali Ağaca da dışarıda mesela şu anda. Ona da bir kin var, öfke var. Yani elbette Hrant Dink gibi sembol isimler, Abdi İpekçi gibi sembol isimlerin katilleri çıksın, özgür olsun, tahliye olsun istemiyor insanlar. Özellikle Türkiye'de belli bir kamuoyu. Hayat boyu cezaevinde kalmalı. Böyle düşünüyorlar ama sizin ülkenizde ceza ve infaz kanunları belli. Katiller gün yüzü görmesin isteniyor. Tıpkı Batı'daki gibi olsun isteniyor ama Türkiye'deki kurallar o gün Samast için de işletiliyor. Mehmet Ali Ağaca için de işletiliyor. Durum bu. Dolayısıyla kamuoyunun tepki vermesi, bu tepkinin sürekli olması önemli. Ve kamuoyu tepkisiyle de elbette yasalar düzenlenir. Bir yerde bir yanlışlık varsa giderilir. Bir etki tepki meselesidir. Ama yığınla örnekleri var. Lakin Türkiye'de bunlar yok. Bu konuda 3 gün konuşulacak, unutulacak bir konu. O gün Samast konusu. Evet, bir tetikçiydi. Evet, Hrant Dink'i öldürdü. Görüntülerle, kendi itiraflarıyla pek çok şeyle sabit. Arkasındaki azmettiriciler ve suçu ortak olanlar, planlayanlar, organize edenler, bir organize örgütten bahsediyoruz. Bir türlü ortaya çıkarılamadı. Soruşturma hakim kaldı. Bir yere yürümedi. Yaşı 18'den küçüktü. Bu onun için, belli ki onun için seçildi. Ve ona göre yargılandı ve ceza aldı. Bir yetişkin gibi değil. Öfke doğal, doğal, öfke normal. Keşke bu cinayet tüm boyutlarıyla aydınlatılsa ve tetiği çeken elin arkasındaki mekanizma ortaya çıkarılsa. Teşvik eden, yardım eden, organize eden, neyse eğiten, yetiştiren. Çünkü öyle bir zemin vardı o gün. Yani o günkü konjonktüre de bakmanız icap ediyor. Bir Ermeni düşmanlığı vardı. Türk Ceza Kanunu'nun belli maddelerinden pek çok aydına, düşünüre soruşturma açılıyordu. Yani o atmosfer de önemli. Her gün adliyenin önüne giden Kemal Kerinçsizler falan açıklamalar yapıyordu. Veli Küçükler vesaire. Öbür tarafta Trabzon'da böyle işte milliyetçi duyguları baskın bir gençlik yetiştiriliyor ufaktan. Belli öğretilerle falan besleniyordu. Yani olayın konjonktürünü de ele almanız gerekiyor. Yani bir belgesel gibi adeta, bir geniş bir kapsamda. Bugün baktığınızda 17-18 sene öncesini, 20 sene öncesini de bir cinayeti sadece oradan cımbızlayarak bir cinayet soruşturması yapamazsınız. Yani tüm boyutlarıyla ele alınması gereken bir mesele. Devlette ayakları olan bir konu bu. Türkiye'de bir cinayet, devlet cinayeti ise maalesef aydınlatılmaz. Örneği pek yoktur. Şimdi neden, nasıl bir çifte standart var ona bakacağım. Cem Toker paylaşmış. Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı 1982'de katleden Ermeni Sasunyan ömür boyu hapse mahkum edildi. 2006-10-13'te af talebi reddedildi. 2017'de affı Türkiye'nin baskısıyla Kaliforniya valisince reddedildi. 2020'de yeni vali affı onayladı. Tam 38 sene yattı. Ve buna rağmen, 38 sene sonra tahliye edilmesine rağmen, Türkiye Dışişleri o zaman açıklama yapmıştı. Şehit Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ın katili terörist Sasunyan'ın salıverilmesi hakkında. Orada diyordu ki, işte efendim alçakça bir cinayet vesaire filan, hastalıklı çarpık bir ideolojiyi temsil eden bir suç. İşte efendim yani bu kanımıza dokundu. Bu kamuoyu vicdanını yaraladı filan. Şimdi terörizmle mücadelede işbirliği ruhuna zarar veriyor falan. Hatta o zaman 2021 Mart ayında hala da Dışişleri Bakanlığı yapan Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken hayal kırıklığı demişti bu tahliye kararına. Bakın 38 sene sonra bir Türk diplomatı öldüren Ermeni zanlı 38 sene sonra tahliye ediliyor. Türkiye ayağa kalkıyor. Resmi açıklamalar yapılıyor ve Amerika Dışişleri Bakanı da hayal kırıklığı diyor. 38 sene sonra. 38 sene sonra Amerika'daki bir cinayet zanlısına böyle tepki gösteriyorsunuz. Kendi ülkenizdeki cinayet zanlısı 16, 17, 18 sene sonra elini kolunu sallayarak çıkıyor ve o cinayet aydınlatılmıyor tüm boyutlarıyla. Yani mesele böyle. Yani insanlar kanunları ve kuralları veya şiddetli cezayı
ya da işte efendim konunun aydınlatılmasını veya hukuku ancak kendi işlerine geldiği noktada talep ediyorlar. Devletler de öyle, kişiler de öyle, kabileler de öyle, mahalleler de öyle, örgütler de öyle, sivil toplum da öyle. Böyle yani. Kendi canı yandığında en ağır cezayı istiyor, başka şeyleri, başka tahliyeleri, karısını deşen adamın 8 sene sonra tahliye edilmesini umursamıyor. Ama hepsi birbiriyle ilgili ve bağlantılı. O arada Yetvard Danzikyan paylaşmış. O gün Samast'ın 16 yıl 10 ay sonra tahliye edilmesi elbette ağır. Ama şunu söylemem lazım. Samast Dink cinayetiyle ilgili iyi halden tahliye edilmedi. Gardiyana saldırdığı için ek ceza almıştı. Onun iyi halinden tahliye edildi. Aslında 3 yıl önce tahliye edilecekti diyor. Yani 13 yıl 10 ay sonra tahliye edilecekmiş. 13 yıl. O zaman tahliye edilseydi gene millet bir ayağa kalkardı. Sonra gene unutulurdu bu konu. Hrant Dink'in evet kanı yerde. Soruşturmaya ilişkin çok şey var ama sadece bir örnek getireceğim. Erk Aceler paylaşmış. Hrant Dink cinayeti 10 Ekim katliamına ilişkin istihbarat raporlarını gizleyen Engin Dinç'in Ankara Emniyet Müdürlüğü yapıldığı yerde. O gün Samast'ın serbest kalmasına şaşmamalı. IŞİD katliam sanıklarını da salıverin olsun bitsin demiş. Onun üzerine yorum yazan avukat Sümeyra Bulduk. Keşke sadece raporları gizleseydi Engin Dinç. Erhan Tuncel'in sen ağabeyliğini yap ben her zamanki gibi kardeşliğimi yaparım diye mektup yazdığı Engin Dinç. Dink yargılaması sırasında istihbarat daire başkanıydı. Cinayete ilişkin yargılamayı savcılıkla birlikte alenen şekillendirdi. Ve soruşturmanın savcı tarafından bizzat yetkilendirildi vesaire. Pek çok isimler var. Arat Barış paylaşmış. Mazlum İçli henüz 14 yaşındayken Yasin Börü cinayetinden hüküm giydi. Olay sırasında 140 kilometre uzaklıktaki bir düğünde olduğu kanıtlanmasına rağmen müebbetle cezalandırıldı. 17 yaşındaki o gün Samast herkesin gözü önünde Hrant'ı katletti. O katil dün tahliye edildi diyor. İşte mahalleye göre değişiyor. Kendine olduğunda veya kendi politik amaçlarına hizmet etmesi söz konusuysa en ağır şey talep ediliyor. Orada artık hukukun bütün maddeleri çalıştırılıyor. Ve hiçbir biçimde iyi hal, ne bileyim bir takım işte hafifletici sebepler falan devreye girmiyor. En üst tavandan, en üst limitte yürüyor işler. Ama öbür tarafta öyle. Dolayısıyla herkes için hukuku talep edeceksiniz. Bu sizi savunduğunuz kişi tırnak içinde söylüyorum terörist diye terörist yapmaz, katil diye katil yapmaz ya da ne bileyim işte soyguncu diye soyguncu yapmaz. Onun için hukuku talep edeceksiniz. Ancak o zaman karanlıklar aydınlığa çıkar moda tabirle. Bakın İlhan Çomak böyle Hrant Dink gibi kalabalığın ortasında birini vurup öldürmüş biri değil ama 29 yıldır 30 yıla yürüyor cezaevinde ve hiçbir şekilde İyi halden, denetimli serbestlikten, şundan bundan hakkı geldiği halde yararlandırılmıyor. İçeride yaşlandı. Fotoğrafta soldaki gençlik haliyle şimdiki hali görünüyor. Arat Barış paylaşmış yine Dünya Hapisteki Yazarlar Günü'ydü dün. Şair İlhan Sami Çomak somut tek delile dayanmadan 29 yıldır cezaevinde. Ve onun sözünü aktarmış. Özgürlüğüm mümkün ama bunun için çaba gerekiyor. Bu haksız mahpusluğun bir an önce bitmesi için herkesten duyarlılık bekliyorum. Can Atalay. Sadece bir pencere açıp kapatacağım. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Çünkü belli ki o konu biraz buzdolabına kaldırılmış durumda. Numan Kurtulmuş birileriyle görüşüyor. İşte en son Özgür Özel'le görüşmüş. Dün evvelki gün galiba Meral Akşener'le görüşmüştü filan. Özgür Özel oradan aldığı intiba paylaşmış. Birkaç hafta içinde Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüleceği izlenimini almadım demiş. Çünkü olay düğüm yani şu anda. Yargı kararı kesinleşti diye Can Atalay'ın vekilliğini düşürdüğünde anayasa ihlal kararı var orada. Öbür tarafta Can Atalay vekil seçildiğinde yargı kararı kesinleşmemişti. Yani çok acayip bir şekilde konu çözümsüz ve kilitlenmiş durumda. Belli ki şimdilik taraflar buzdolabına kaldırdı veya kaldırmış görünüyor avukatları ne yaparsa yapsın. Dönelim ekonomiye. Yani bütün bunlar olurken esasen biz gerçek gündemi unutuyoruz. KESK araştırmış. 4 kişilik ailenin çay simit masrafı 7200 lira. 7200 lira. 4, yani sadece çay simitle geçinse. Ekim ayında konutların %94'ü kredisiz satılmış. Sözcüye konuşan gayrimenkul uzmanları yani aslında zenginin zenginleştiğini söylüyor.
Dar gelirlinin kredi kullanacak hali de yoktu ki diyor. Bir dönem ucuz olduğu için krediyi kullananlar da gene zenginlerdi diyor, işlerine öyle geldiği için. Kim alıyor bu konutları? Kim alıyor yani? Sosyal ağlarda pek çok böyle işte fenomenin vesairenin veya işte Instagram'da şurada burada TikTok'ta hesap açanların gözaltına alındığı, tutuklandığı hakkında işte mali soruşturma yapıldı falan gibi haberler var. Yani haftalardır bu konu gündemde. Bu konuya hiç temas etmedim. Girmedim, çok fazla araştırmadım. Burada da at izi it izine karışmış durumda. Yani sosyal ağlarda var, bu bütün dünyada var. İnsanlar bir ürünün tanıtımı yapıyor, bir şeyler yapıyor falan. Kendisine bağışta bulunanlar oluyor ya da işte o ürünleri satın alanlar oluyor falan. Yani orada arz ve talep meselesi. Mühim olan bu zenginleşmenin bir kara para aklama olup olmadığı ya da bununla bir yerden mal kaçırma olup olmaması. Yani nereden buldun falan yasası gibi yasalar vardı eskiden. Bu çerçevede bir mali suç olup olmadığının araştırılması lazım. Yoksa sosyal ağlarda fenomen olan insan dün işte efendim köylü kıyafetleriyle yemek yaparken bugün daha modern kıyafetlerle başka bir iş tutuyor diye eleştirilecek hali yok. Orada da gerçekten hani yani her zenginleşme kötü veya ahlaksız veya usulsüz değil. Çok şey birbirine girmiş durumda ama elbette. Nereden buldun diye sorulması icap ediyor ve her şeyin kayıt altında olması gerekiyor. Vergisini ödemiş mi, ödememiş mi? Yoksa kimi ne ilgilendirir? Ürün tanıtımı yapması veya o ürünü birilerinin alması, o ürünün kaliteli olması veya olmaması. İkisi farklı konular ve bu birbirine karıştırılıyor. İngiltere ile bir nefes alalım. İngiltere'de hükümetin mültecileri, ülkeye illegal giriş yapan mültecileri Ruanda'ya, Afrika ülkesi, Orta Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderme planı yüksek mahkemeden döndü. Yüksek mahkeme bu hukuksuz, bu yasa dışı, bunu yapamazsın dedi. Ve şimdi İngiltere hükümeti buna başka bir çare arıyor. Yani karara elbette saygı duyuyor ve kararın gereğini yapıyor ama acaba başka bir ülke bulabilir miyim veya Ruanda'ya başka türlü nasıl gönderebilirim? Bunun arayışı içerisinde İngiltere'de bu konu 2-3 yıldır gündemde, birkaç İçişleri Bakanı ve Başbakan eskitti ama İngiltere hükümeti bu konudaki kararlı tutumundan geri adım atmış durumda değil. Fakat şunu söyleyeyim, bu karara uymuyoruz, saygı da duymuyoruz demiyorlar. Kararı eleştiriyorlar ama biz bu göçmen meselesini bir biçimde halledeceğiz. Bir biçimde artık yüksek mahkemenin kararı veya yüksek mahkemenin radarına girmeyecek bir biçimde adımlar atacağız ve bu konuda sonuç alacağız diyorlar. Başka bir şey yapmamız lazım diyorlar. Politika değiştirmemiz lazım diyorlar. Yani karardan memnun değiller. Fakat yani icraat yöntemini değiştirecekler. Fakat uymama falan gibi bir problem yok. İngiltere böyle. Yani bir yerde bir yüksek mahkeme en son bir karar merci olması gerekiyor ve iktidarlara dahi dur demesi gerekiyor. Ülkenin, devletin veya iktidarın neyse işine gelsin gelmesin, insanların lehine olsun olmasın, hukukun yanında veya uluslararası sözleşmelerin yanında karar vermek icap eder. O arada İngiltere'de gerçekten gündem David Cameron. Eski başbakan kabineye dışişleri bakanı olarak girdi. Lord unvanı aldı. Artık Lord Cameron deniyor. Ve fotoğrafta da görüldüğü gibi şimdi bir numara başbakan hemen karşısına oturtuldu. 17 numara David Cameron, yani ikinci başbakan gibi kabineye girmiş durumda, oturtulduğu yerde, kabine toplantısında oturtulduğu yerde özellikle seçilmiş ve iki başbakanlı bir kabine gibi bir durum var İngiltere'de. Belli ki Cameron bundan sonraki süreçte çokça konuşulacak ve özellikle dünya savaşlarının Ukrayna, ilk gittiği yer Kiev oldu zaten, Zelenski ile görüştü bugün, ilk ziyaretini Ukrayna'ya yaptı. Muhtemelen Gazze meselesinde de bir tutum alacak. Nasıl alınmasın ki, Gazze'de dram büyüyor ve Gazze'de sivil katliamı devam ediyor. 11 bini geçti. Enteresandır, taş üstünde kalmadı. Bu uydu fotoğrafını Times gazetesinden getirdim. Solda Eylül ayında ki işte ışıklı, yani zaman zaman uydu fotoğraflarında hani dünyanın karanlık yüzünde ışıyan şehirler falan fotoğrafları paylaşılır ya. Öyle gece fotoğrafı. Gece nasıl işte gördüğünüz ışıl ışıl bir Gazze var. Ama şimdi tamamen karanlığa gömülmüş bir Gazze var. Sadece bu bile kaynakların nasıl kesildiğini göstermesi açısından önemli. Ukrayna demişken, Ukrayna'da hiçbir ilerleme yok. Taraflar durduğu yerde duruyor. Evet, çatışmalar devam ediyor. Daha düşük yoğunluklu olsa bile kayıplar vermeye devam ediyorlar. Fakat haritada da gördüğünüz turuncu bölge veya pembe bölge
Rusya'nın aldığı, zapt ettiği bölgeler, bu bölgelerde en ufak bir gerileme yok. Hatta yer yer belli ilerlemeler sağlıyorlar ama birkaç kilometreyle sınırlı. Ukrayna'da durduğu yerde duruyor. Ve bu harita neredeyse son bir yıldır hiç değişmedi. Bu biçimde duruyor yani. Yaklaşık bir yıldır, en azından bu sene içerisinde hiç değişmedi. Ukrayna savaşı da bir biçimde artık masa başında şu bu neyse, anlaşmayla çözümlenmezse bir çözümsüzlüğe doğru gidiyor. Herhangi bir ilerleme yok. Dönelim Gazze'ye. Gazze ordusu, İsrail ordusu Gazze'de şifa hastanesine girdi ve embedded denilen, eklemlenmiş ya da iliştirilmiş deniyor ama eklemlenmiş demek daha doğru. Eklemlenmiş basın İsrail ordusuyla beraber şifa hastanesine girdi ve iddia olunan tünellere baktılar, mühimmata baktılar, işte Hamas sığınaklarına falan baktılar ve tüneller çıkmadı. Evet, bir takım mühimmat, silahlar vesaire falan bulundu ama şifa hastanesinin altında beklenen tüneller çıkmadı. Başka yerlerde olabilir, ayrı bir konu ama en azından bu konuda doğru söylenmediği ve şifa hastanesinin boşuna hedef alındığı anlaşılmış oldu maalesef. O arada İngiltere'de ateşkes, Amerika'nın da gündeminde ateşkes çağrısı talebi parlamentoda İşçi Partisi milletvekillerinin 56'sı destek vermesine rağmen geçti. Yani İşçi Partisi de ortadan ikiye bölünmüş durumda. Keir Starmer görünüyor fotoğrafta. Önümüzdeki sene seçim olursa, eğer bir sürpriz olmazsa başbakan olacak. İşçi Partisi ile İngiltere'de muhafazakar parti, iktidardaki parti bu konuda da uzlaşıyor veya uyum içerisinde gözüküyor. Parlamentoda ateşkes çağrısı yapılmasını içeren öngörü oylanırken dışında da kalabalıklar birikmişti, binlerce, ve parlamentoya baskı yaptılar ama yeterince etkili olmadı. Etkili bir eylemdi ama parlamento bildiğini okudu. Böyle de söyleyebiliriz. O arada İngiltere'de enflasyon 4.6 ile yıllık enflasyon son 2 yılın en düşük düzeyine geriledi. Ve bu da özellikle mortgage faizlerinin mal ve hizmetlerde neyse fiyat artışının durması manasına geliyor. Yıllık enflasyon 4.6'ya geriledi 2 yıl sonra ilk defa. Bu önemli bir gelişme ama tabii ekonomistler uyarıyor. Yani fiyatlar bir yere kadar geldi ve orada duruyor. Dolayısıyla pahalanmış ürünler pahalılığını sürdürüyor. Yani enflasyon artış hızının gerilemesi ürünlerin ucuzlaması manasına gelmiyor. Ürünlere artık daha az zam geleceği manasına geliyor ama gelen zamlar insanları, özellikle orta kesimi fakirleştirdi. O arada Amerika Başkanı San Francisco yakınlarında Çin lideriyle görüştü. Hatta pot da kırmış görüşmeden sonra, Çin liderine gene diktatör demiş. Fakat 5 önemli başlıkta konuştukları ve bu konuda artık anlaşmaya varıp varmadıkları bilinmiyor. Ama işte özellikle ekonomik konular, yapay zeka konuları ve elbette küresel gerilimin azaltılması önemli başlıklar, karşılıklı jestler var. Mesela Çin'in Amerika'ya yeni pandalar göndermesi gibi. Fakat özellikle küresel gerilimin azalması, ekonomik sorunlar ve işte savaşlara veya çatışmalara dönük tutum veya birlikte bir tutum alınabilir mi? O konuda mühim bir görüşme, altını çizmek gerekiyor. Evet. Hrant Dink'le başladık ama Ahmet Kaya'yla bitireceğiz. Çünkü Ahmet Kaya 23 yıl önce bugün hayatını kaybetti Paris'te. Avrupa'da yaz da olsa, kış da olsa fark etmez. Ben çok üşüyorum. Sorun kalorifer sorunu değil, yorgansızlık değil. Ben ülkemin özleminden üşüyorum demişti. Hrant Dink'le benzeştiği bir konu var. Onu da aktaracağım ama benzer bir şekilde o konjonktürde Ahmet Kaya da linç edilmişti, linç yemişti. Mesela o linç yazılarından birini 20 Temmuz 99'da Fatih Altaylı yazmıştı. Parayı veren Ahmet'i alır. Yazıyı internette bulup okuyabilirsiniz. Her zaman devletin yanında hizalanmış. O gün devlet kimi linç ediyorsa o linçte taş atan insanlardan biridir. Bu durum hiç değişmedi. Arşiv ortada ama bunlar yazılarının bir gün sonra eskidiğini, bir gün sonra unutulduğunu düşünen insanlar. Maalesef. Yani bu devran böyle döndü, dönüyor, dönecek gibi. Üzgünüm. Çok güzel bir fotoğraf değil mi Hrant Dink'in? Hrant Dink öldürülmeden önce, 19 Ocak 2007'de öldürülmeden önce Agos'a yolladığı son yazısında, Agos'ta yayımlanan son yazısında ruh yazısına ruh halimin güvercin tedirginliği
başlığını atmıştı. Şu çok açık ki beni yalnızlaştırmak, zayıf ve savunmasız kılmak için çaba gösterenler kendilerince muratlarına erdiler. Daha şimdiden topluma akıttıkları kirli ve yanlış bilginin tesiriyle Hrant Dink'i artık Türklüğü aşağılayan biri olarak gören ve sayısı hiç de az olmayan önemli bir kesim oluşturdular, diyordu. Devamla, bilgisayarımın güncesi ve hafızası bu kesimdeki yurttaşlar tarafından gönderilen öfke ve tehdit dolu satırlarla yüklü. Benim için asıl tehdit ve asıl dayanılmaz olan kendi kendime yaşadığım psikolojik işkence. Bu insanlar şimdi benim hakkımda ne düşünüyor sorusu asıl beynimi kemiren. Ne yazık ki artık eskisinden daha fazla tanıyorum ve insanların "Aa bak bu o Ermeni değil mi?" diye bakış fırlattığını daha fazla hissediyorum. Ve refleks olarak da başlıyorum kendi kendime işkenceye. Bu işkencenin bir yanı merak, bir yanı tedirginlik. Bir yanı dikkat, bir yanı ürkeklik. Tıpkı bir güvercin gibiyim. Onun kadar sağıma soluma, önüme arkama göz takmış durumdayım. Başım onunki kadar hareketli ve anında dönecek denli de süratli. Burada nereden esinlendi bilmiyorum ama Ahmet Kaya'nın 93'te çıkan Tedirgin isimli albümündeki ilk şarkı Tedirgin'den esinlenmiş olabilir. Çünkü sözleri birbirine çok benziyor. Bununla bitireceğim. Yayın bittikten sonra açın Tedirgin'i dinleyin, olur mu, Ahmet Kaya'dan? Sarı sıcak yazlar uzak, dost uzanan eller uzak. Karanlıklar kurmuş tuzak, benim sonum dünden belli. Haramiler sarmış yolumu, güvercinler muhbir uçar. Telden tele fermanım gider, gözlerim dolar, kan sanırım, betonlar boğar, nefessiz kalırım, şahidim yoktur, perdeler örtük, inanamazsın, ağlarsın. Düşlerim tutsak, yüreğim sürgün, içimde bir çocuk, tedirgin. Suskunum, vurgunum, tedirginim ben, haylanmaz, uslanmaz, tedirgin. Diyordu Ahmet Kaya. 23 yıl olmuş, zaman ne çabuk akıp gidiyor, daha dün gibi. Bir sonraki manşet yayınında görüşmek, buluşmak umuduyla hoşçakalın.